AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında işbirliği olacak mı? Gözler Erdoğan ve Erbakan'a çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi'nin işbirliği beklentisi içinde olduğu, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de ilçe belediye başkanı adaylarını duyurdu. Fatih Erbakan ise Yozgat'ta konuştu. AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki işbirliği düğümü sürüyor anlaşılan üzere. Milletimiz 31 Mart'ta istismar siyasetiyle değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Yeniden Refah Partimiz şu anda seçimlerin anahtar partisi haline gelmiş durumda. Kime sorsanız bu seçimde oylar Yeniden Refah'a diyor. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki işbirliği düğümü henüz çözülemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de, Fatih Erbakan Yozgat'ta konuştu ama iki isim de yerel seçimlerde işbirliğine dair tek bir cümle kurmadı. Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Belediyelerde yeniden destanlar yazacağız, yeniden tarih yazacağız inşallah. Üye sayısı son 5 ayda 260 binden 390 bine geldi üye sayımız. Yerel yönetimlerde yeniden refahı iktidar yapacağız. Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara'da AK Parti Yeniden Refah Partisi ile işbirliği arayışında. Ancak iki parti heyetleri arasındaki görüşmeler tıkandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapabiliriz dediği Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de 30 ilçe belediye başkanı adayını açıkladı. 5 ilçe MHP'ye bırakıldı. 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. İstanbul'da Arnavutköy, Sultanbeyli, Sultan Gazi ilçe belediye başkanlıklarını istiyor Yeniden Refah Partisi. Ankara'da Pursakları. Erbakan'ın Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, kendi istedikleri yerlerde AK Parti'nin aday açıklaması sorun değil, değişebilir demişti. 2019'da örneği vardı. MHP geri çekme söz konusu olmuştu adaylarına. Bunu yapabilirler. Milletimiz milli görüş dönemini hatırlıyor ve o hizmetlere özlem duyuyor. Yeniden refahı istiyor. Fatih Erbakan yeni günde mesajlarını kilit noktadayız diyerek verirken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelip gelmeyeceğine çevrildi. Henüz yer ve tarih duyurulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de muhalefeti ve belediyeleri hedef aldı. Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır.